Endi 3-nji holni qarab chiqamiz. Endi a minus 1 va 1 orasida bo'lsin. Quyidagi tengsizliklarni o'rganib chiqamiz. Birinchisi, cosinus x katta yoki teng 1 taqsim 2. Bu yerda ham qiladigan ishlar tartibimiz quyidagicha. Birinchi qilinadigan ish x teng 1 taqsim 2, ya'ni x teng a to'g'ri chizig'ini chizamiz. Biz oldi a 1 taqsim 2 ga teng. Mana bu to'g'ri chizig'ini chizamiz. 1 taqsim 2, mana bu 1 nuqta, birlik aylana 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 nuqtani olamiz. X teng 1 taqsim 2 to'g'ri chiziq, bu y oqiga parallel to'g'ri chiziq bo'ladi. Bu aylanani mana ikkita yoyga ajratyapti. Mana bu tomondagi, o'ng tomondagi yoy va chap tomondagi yoy. Va bu to'g'ri chiziq yuqori yarim aylanani ana bitta nuqtada kesib o'tadi. Uni A bilan belgilaylik. Quyi aylanani ham, yarim aylanani ham ana bitta nuqtada kesib o'tadi. Uni B bilan belgilaylik. Endi yoyni tanlaymiz. İkincisi, ikinci qiladigan ishimiz. Qisqacha qilib yoyni tanlaymiz deb qo'yamiz. Yoyni tanlaymiz. Ya'ni yechimga olib keluvchi yoyni tanlaymiz. Masalan, qaysi yoy bizga yechimga olib keladi? Kelinglar, mana bu o'ng tomondagi yoydan birta nuqta olaylik. Unga mos kelgan burchak x bo'lsin. Bu holda x bo'lsin. Alfa emas, x bilan belgilaylik. Bu holda cosinus x, cosinus x ning ta'rifiga ko'ra cosinus x mana bu nuqtaning absissasiga teng. Mana bu perpendikulyar tushiramizda mana bu cosinus x bo'ladi. Absissasi. Endi ko'ramiz, cosinus x 1/2 dan katta bo'ladimi? Ha, demak mana bu o'ng yoyni oladigan bo'lsak 1/2 dan katta bo'lar ekan. Chap yoyni oladigan bo'lsak chap yoydagi nuqtaning absissasi 1/2 dan kichik bo'ladi. Bu tomonda bo'ladi. Masalan, mana bu yerda oladigan bo'lsak ham absissasi 1/2 dan kichik. Demak, shunday qilib biz aniqladik. Agar cosinus x 1/2 dan katta tomonda turgan bo'lsa, demak o'ng yoyni olishimiz kerak ekan. Agar cosinus x mana bu yerda kichik yoki teng yoki kichik bo'ladigan bo'lsa, unda chap yoyni olishimiz kerak ekan. Xo'p, yoyni tanlaymiz dedik. Biz qarayotgan holda cosinus x 1/2 dan katta bo'lish kerak. Demak, biz mana bu yoyni olishimiz kerak ekan. B A yoyini. Nimaga A B emas? Chunki bizda yo'nalish mana bu yo'nalishda. Biz yoyni mana shu yo'nalishda bosib chiqishimiz kerak. B dan boshlab yuradigan bo'lsak, A ga kelamiz. Demak, tanladik yoyni. Biz yechimga olib keladigan yoy B A yoy bo'lar ekan. Mana bu o'ng tomondagi yoy B A yoy bo'ladi. Chap tomondagi yoy A B yoy bo'ladi. A B yoy. Demak, shu ikkita yoydan bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi har safar tengsizlik yechayotganimizda. Xo'p, 3-chi qiladigan ishimiz. Yechimni yozamiz. Xo'p, yechimni yozamiz. Hozircha bizga burchaklar kerak emas, o'chirib turamiz. Muhimi biz bu yerda yechim bizga yechimga olib keladigan yoy BY BA yoy ekanini aniqlab oldik. Endi qiladigan ishimiz yechimni yozish uchun A nuqtaga mos keluvchi alfa burchakni quyidagicha topamiz. Alfa teng arksinus A. Biz qarayotgan holda A 1 taqsim 2 ga teng. Demak, arksinus emas, biz arkosinusni ko'ryapmiz. Arkosinus A. Arkosinus A. Ya'ni arkosinus 1 taqsim 2. Arkosinus 1 taqsim 2 pi taqsim 3 ga teng. Bizga ma'lum. Demak, alfa burchakni topdik. A ga mos keluvchi. Bu yerda B ga mos keluvchi burchak minus alfa bo'ladi. Juda ham oson sodda topishimiz mumkin, oson yo'l bilan topishimiz mumkin. Bunisi alfa, u simmetrik bo'ladi, minus alfa bo'ladi. B ga mos keluvchi burchakni topdik. Xo'p, endi biz o'ng tomonni yozmoqchimiz. Demak, minus alfadan alfagacha bo'ladi. B dan minus alfadan
Yerdə tənli bilgisi var. Şu səbəbli biz tənli bilgisini yazamız. Alfa keçə. Yəndi tənsizliyin barcha yeşimlərini tapış üçün hər ikilə tamamıya 2K pi qoşamız. Biliyoruz 2K pi. Əgər K təqişli Z-ke deyib qoysaq, tənsizliyin yeşildi. Fəqat alfanın oranıya pi təsimi üçünü yazıb qoyuş qaldı xalas. Yazıb qoyamız. Demək 2K pi minus pi taksım 3'ten pi taksım 3 koşu 2 kapı geçe. K tekişli bütün sorular toplamımız yetki. Demek birinci tensizliğinin geçimi parça bana bu oralıklardan ibaret eken. Bunda K bütün sorular toplamı tekişli. Yani kengi tensizlik otağımız. Kosinus x küçük yıldız hasta 2 taksım 2. Yanda A'nın oranında bizde ana kosinus unitamandaki A'nın oranında yıldız vasıta 2 taksım 2 de yaptı. Yıldız vasıta 2 taksım 2. Demek birinci kıladı gençimiz x'den yıldız vasıta 2 taksım 2 doğru çizgini ötkizemiz. Bunu ötkizdik. Bu elinanı bana bu sorarı kesi yaptı. Bunu A ile belgüleyemiz. Bu noktanı B ile belgüleyemiz. İki de yoyu acar aldı. Bittası B A yoy. İkincisi A B yoy. O iki de yoyunu yoyu acar attı. Yani biz yoyunu talleyemiz. Kaysa bari? Geçimge ok gel aldı. Cosinus X bu sondan küçük iken. Küçük olsa çaptamandı yine olamız. Çaptamandı yoyunu. Demek A B yoy geçimge ok gelirken. Yani tallayımız. Talladık bana A, B. Yani geçimini yazalımız. Geçimini yazış için alfa burçayını topağımız. Bana alfa burçayı için formülü arc kosinus A. Yani arc kosinus A bizde yıldız vasıta 2 taksım 2. Bu pi taksım 4 keteyin. Bizde malum. Minus alfanı topağımız. Minus alfa. Bu da simetri buladı. Minus alfa ten. Minus pi taksım 4. Ha. Çap yoyunu tarlayatken, yazıyatkenimizde demek minus alfa bulan bir geligde biz 2 pi minus alfa niyem topağımız. Yani minus alfa'ya 2 pi'ni koysak 2 pi minus alfa olsa buladı. Yani minus alfa'ya yani 2 pi'ni koysak sonra aylanıp gelip yine şöyle bir kelamız. Çap damanı yazıyatkende cevap bana bunu buladı. Alfa'dan o tensizlik kat'i iken bir de hem kat'i tensizlik buladı. 2 pi minus alfa geçe. Bak oyun tamamını yazıyorken de minus alfa'dan alfa geçe. Bana bir de minus alfa'dan alfa geçe. Çap tamamındaki yoyunu yazıyorken de biz bana bu noktadan alfa'dan 2 pi minus alfa geçe ve yazalımız. Anam bu bunu diye buladı. Yani barcha yeşimlerin topuşu için bu tensizliğini çap ve oyun tamamları gibi iki kapı koşağımız. Tensizlik geçildi. Kağıt geçildi izleyip. Yani fakat alfanın oranı pi taksım 4'ünü yazıp koyuş kaldı. Hılas. Yazıp koyalımız. Yani bir de pi taksım 4'ünü aldın yazdık. Pi taksım 4 koşu 2 kapı. Küçük x, küçük bak bana bir ikisinden 2 pi'ni kapsamdan taşkarıya çıkarıp yazışımız mümkün. Minus alfa, minus pi taksım 4. Koşu 2, kapsı içinde k plus 1 buladı. Pi. K tekişli z. Şimdi kadar tensizli geçildi. Tensizliğin geçimler toplamı. Her şey bana bu aralıklardan ibaret eken. Bunda k, z'ye tekişli.